Şöyle bir yanılgı yapıyoruz biz. Efendim işte şimdi diyelim AK Parti çözümlü sürecini başlatan iradeyi ortaya koydu. Dolayısıyla varsayılıyor ki bütün AK Parti seçmeni de kaç kişi ise o kadar insan da bu açılımın arkasında. Ya da işte MHP karşı olduğunu ilan etti Sayın Devlet Bahçeli, bütün MHP seçmeni de karşı. Böyle değil. Bir kere Kürt meselesi etrafında veya bütün meselelerimiz etrafında daha barışçı yoldan birbirimizi anlayarak ortak alanları üreterek çözelim o sorunu diyen, bu ister türban olsun, ister Kürt meselesi olsun, ister anayasa değişiklikleri olsun, ister Ergenekon davasına bakış olsun. Daha barışçı bakanlarla daha sert, daha diyelim statükocu ya da daha kuralcı, daha disiplinler açıdan yani bu sorun yoktur, bastıralım, yok edelim diyenler her aktörün içinde var. Bu çünkü bir zihniyet Peki ne meselesi. kadar var her aktörün içinde? Yani örneğin mesela AK Parti'nin tabanında, AK Parti'ye oy veren seçmen arasında biliyor muyuz? Bu süreçten ciddi tüyleri diken diken olan ve Var tabii. peki Olmaz o olur mu? aralık ne? Onu tayin Ya edebiliyor şimdi musunuz? şöyle, ben tabii tayin edebiliyorum. Yani elimdeki rakamlara bakarak. Burada şimdi rakam bakam o araştırmaların Bir izlenim gizliliği işte gereği ise. söyleyemem. Ama özü itibariyle 1/3, 2 ile yarı yarıya arasında bütün aktörlerin tabanları. Yani MHP tabanında 1/3'ü diyelim Devlet Bahçeli paralelinde düşünüyor olabilir ama 1/3'ü sizin benim kadar barışçı ve demokrat yoldan bakıyor. Veya bazı durumlarda da yarıya yakın. Aynı şey CHP tabanı için geçerli, aynı şey AK Parti tabanı için geçerli. Hatta ben bu analizi bir adım öteye götürüyorum. Bu bütün aktörler için de geçerli. Yani askerler diye baktığınızda, bürokrasi diye baktığınızda, yüksek yargı veya yargı hukuki yapı diye baktığınızda 2015'e kadar önümüzdeki 3 seçimde Türkiye'deki hem siyasi kadroların, Türkiye'yi yöneten siyasi yönü diyen belediye başkanlarının, milletvekillerinin, bakanların neredeyse yarısı değişecek en az. Ve buna bağlı olarak da bütün idari kadroların, bürokrasinin müsteşardan başlayıp genel müdürlere, şube şeflerine, il müdürlüklerine kadar neredeyse yarısı değişecek. 2015-2016'ya kadar. O kadroların yani Türkiye'nin Kürt meselesi, yeni anayasa meselesi, Avrupa Birliği meselesi, Kıbrıs meselesi gibi bütün geleceğimizi, Türkiye'nin 40 yıllık, 50 yıllık geleceğini ilgilendirecek kararları alacak olan bu kadrolar olacak. Bu üst seçimdeki oluşacak kadrolar Hele olacak. bu ki hiç azımsanacak bir şey değil. Özellikle Şimdi bu yerel seçimlerle ilgili kadroları değişiklik. eğer çatışmacı bir ortamda, şövenliğin kabardığı, öfkelerin doruklarda olduğu bir noktada bu seçimlere gittiysek, ister BDP'nin, ister MHP'nin, ister AK Parti'nin veya CHP'nin aday listeleri öyle şekillenecek. Daha barışçı bir ortamda gidiyorsak bu seçimlere, o aday listeleri öyle şekillenecek. Eğer kavgacı bir ortamda gidiyorsak, sizin benim gibi hiçbir adamın bu 4 partinin de listelerinde yer bulma ihtimali yok. Daha şöven, daha kavgacı, başka bir dilden oluşan, başka bir zihniyet haritasından beslenen insanlar olacak o listelerde. O insanlar da ülkenin 50 yıllık perspektifine kararlar verecekler. Avrupa Birliği'ne tamam mı, devam mı diyecekler örneğin. Türkiye artık 2015-2016'da bu kararı verecek. Ya da Kıbrıs meselesinde, ya da Ermenistan meselesinde, ya da Kürt meselesinde her konuda bu yeni kadrolar bu kararları verecek. Dolayısıyla bu kadrolar hangi iklimden, hangi zihniyetten besleniyorlar? Ortada çatışma ortamı varsa, yani dövüş konuşuyorsak dövüşmeyi iyi bilen insanları öne çıkaracaksınız. Barış konuşuyorsak yüreği önde olan adamları öne çıkaracaksınız. Dolayısıyla bu listeler buna göre şekillenecek. Buradan bakarak ben bu son şans diyorum.